Bozkır Kurdu konusu. Hermann Hesse, Bozkır Kurdu adlı kitabında toplumun sığdayer yargılarına ve yüzeysel, kişiliksiz yaşamına uyum sağlamayı başaramayan bir bireyi ele almaktadır. Bozkır Kurdu kitap özeti. 50 yaşına yakın olan Harry Haller, 25 yıl önce ziyaret için geldiği şehre 10 aylığına geri gelir. Bu süre içerisinde kapıldığı derin depresyondan ve içinde bulunduğu topluma duyduğu güçlü tiksintinin üstünden gelmeyi başarır. Harry, insanlarla iletişim kurmayı sevmeyen, içine kapanık ve yalnız bir adamdır. Boyu kısa olmakla birlikte her zaman dik durur. Gelişigüzel giyinir ancak modaya uymasını da bilmektedir. Kendisi hastalık nedeniyle zar zor yürümektedir. Konuşması genel olarak kibar algılanmakla birlikte, çoğu kişiye alay eder gibi gelmektedir. Harry, 25 yıl sonra aynı şehre geri döner. Burada 10 aylığına kalmayı planlamaktadır. Bir oda kiralar ve kendisiyle birlikte 2 bavul ile bir kutu kitap getirir. Burada zamanının çoğunu kitap okuyarak geçirir. Antik ve modern şairlerin yanında roman da okumaktadır. Yalnızlığı sebebiyle kendi küçük dünyasını oluşturmaya çalışıyordu. Bu yüzden çoğunlukla akşam yemeğinden önce kitaplarından başını kaldırmıyordu. Harry, kendisini Bozkır Kurdu olarak tanımladığı bazı kayıtlar almaya başladı. Tuttuğu notlarda içerisinde 2 farklı varlığın bulunduğunu hissettiği yazıyordu. Diğer insanlarla konuşacak ortak bir dil bulamaz ve iletişim kurma çabaları sonuçsuz kalır. Harry, bir gece gittiği bir restoranda Hermine ile tanışır. İkili, birlikte bir süre takıldıktan sonra bir ilişkiye başlamaya karar verirler. Harry, Hermine sayesinde kendi küçük dünyasının dışına çıkmaya başlar. Hermine onu kafelere götürür, gece hayatına alıştırır ve kendi arkadaşlarıyla tanıştırır. Harry, burjuvaya özgü bu hayatı eleştirmekten geri durmaz. İçindeki o çok güçlü öfkeyle birlikte yoksulların burjuva tarafından nasıl sömürüldüğünü anlatmaya başlar. Tüm bu öfkesine rağmen, fabrikalardan ve fabrika hisselerinden gelen faizle rahatça yaşamaktan da vazgeçmedi. Hermine, Harry'i alıp caz ve erotizm ile dolu bir baloya götürür. Baloda Hermine kaybeden Harry, onu ararken kendisini restoranın bodrumunda bulur. Burayı cehennem olarak adlandıran Harry, Pablo'dan aldığı bir ilacın etkisi altına girer. Kendini kaybeden ve ne yaptığını bilmeyen Harry, tam da burada Hermine'yi öldürür. Bozkır Kurdu yorum. Bozkır Kurdu sade ve anlaşılır bir dilde yazılmasına rağmen, yazarın kurduğu derin ve felsefik cümleler sebebiyle ilk okunuşta anlaşılamayabilecek cümleler içermektedir. Bu sebeple kitabı birden fazla kez okumanızı tavsiye ederim.